Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ise kümeler. O halde öncelikle kümelerin tanımını yapalım. Neler bize kümeyi oluşturur? Kümeler, canlı veya cansız varlıkların oluşturduğu veya simgelerin oluşturduğu nesneler topluluğudur. Öncelikle elemanlarının bir küme oluşturabilmesi için elemanlarının açık ve net şekilde belirtilebilmesi, gerçek olması ve herkes tarafından aynı şekilde bilinmesi gerekmektedir. O halde mesela biz şunun kümenin elemanları olarak gösterebilir miyiz? Mesela 1, 2, 3, 4. Bu sayıları belirten bir küme oluşturabiliriz. Peki ya 5 ve 7 arasındaki çift sayılar dersek 5 ve 7 arasında hangi sayı vardır? Biliyoruz ki 6 sayısı vardır. Peki ya 6 sayısı çift midir? Evet, çifttir. O halde bu kümenin elemanı sadece 6'dan oluşmaktadır. Peki ya dersek 5 ve 6 arasındaki doğal sayılar? Biliyoruz ki doğal sayılar. Biliyoruz ki 5 ve 6 arasında hiçbir şekilde doğal sayı yoktur. O halde bu bize hiçbir şekilde küme oluşturmaz. Ne demiştik çünkü? Küme oluşturabilmesi için elemanlarının açık, net, herkes tarafından bilinebilen ve belirli bir şekilde elemanlarının olması gerekmektedir. O yüzden bu şekilde verilen örneğimizde küme oluşturmaz. Peki ya şimdi kümelerin nasıl gösterildiğine bakalım. Kümeler, birincisi liste yöntemiyle, ikinci olarak ortak özellik yöntemiyle, üçüncü olarak ise Venn şeması yöntemiyle gösterilebilir. Öncelikle liste yöntemini inceleyelim. Liste yönteminde elemanlar küme parantezi içerisinde yazılır. Yani şu şekilde yazılabilir. Eğer ben gene elemanlarımı 1, 2, 3, 4 şeklinde alırsam o halde ve bu kümenin ismine ben eğer A dersem A kümesini liste yöntemiyle de göstermek istersek küme parantezimizi açıyoruz ve elemanlarımızı yazıyoruz. O halde A kümesi de liste yöntemiyle bu şekilde gösterilebilir. Peki ya ortak özellik yöntemi nasıldır? Ortak özellik yöntemi bütün elemanların ortak özelliklerine bakarız ve bu şekilde bir küme oluştururuz. Mesela gene bizim elemanlarımız 1, 2, 3, 4 olursa eğer o zaman A kümesini ortak özellik yöntemiyle nasıl yazabiliriz? Hemen diyelim ortak özellik yöntemi. Bu yöntemle de gene A kümemiz eşittir. Mesela şu şekilde diyebilir miyiz? 0 ile 5 arasında bulunan doğal sayılar. Bu şekilde de ortak özellik yöntemiyle gösterebiliriz. Veya eğer bizim kümemizin elemanları pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma ise ortak özellik yöntemiyle nasıl yazabiliriz biz bunu? Bu kümemizin ismini de eğer B dersek bu sefer ortak özellik yöntemiyle yazdığımızda haftanın içinin hafta içinin günlerinin ismi olarak yazabiliriz. Peki ya Venn şeması gösterimi nasıldır? Onu da hemen belirtirsek Venn şeması bir elemanlarının bir eğri içinde yazılması anlamına gelmektedir. Diyelim ki 3 Venn şeması. Gene bizim elemanlarımız daha kolay olsun diye biz 1, 2, 3, 4 elemanlarını seçtik. Ne dedik? Bir eğri içinde elemanlarımızı yazıyoruz. O halde 1, 2, 3 ve 4. Venn şemasıyla gösterdiğimizde de bu şekilde yazabiliriz. Peki ya elemanları nasıl gösterebiliriz? Örneğin gene Venn şemasında da kümemizin ismi neydi? A'ydı. O zaman üst tarafını da A kümesi olarak belirtiyoruz. Ne dedik? Elemanlarını nasıl belirtiyoruz? Eleman ifadesi
Hemen yazalım. Hatta not olarak önemli olsun diye kırmızı kalemle vurgulayalım. Eleman göstergesi şu şekilde olmaktadır. Peki ya elemanı değilse nasıl olur? Onun gösterilimi de elemanı değildir şeklindedir. Bir de eleman sayımızı inceleyelim. Eleman sayımızın amacı da kümemizin kaç tane elemanının olduğunu gösteren sayıdır. Bu ise hangi kümemizin, mesela A kümesinin eleman sayısını söylüyorsak SA olarak gösterebiliriz. Mesela örnek yazalım. Diyelim ki, silelim. A kümesiyle ilgilenelim. Yukarıya yazdığımız ve elemanları 1, 2, 3, 4 olan kümemizle ilgilenelim. 4 elemanı mıdır A kümesinin? Bakalım, evet, 4 A kümesinin elemanıdır. 1 elemanı mıdır A kümesinin? Evet, 1 A kümesinin elemanıdır. Peki, kümenin elemanı herhangi bir şey olabilirdi. A elemanı mıdır A kümesinin? Bakalım, A kümesinin elemanları sadece 1, 2, 3 ve 4'ten oluşmaktadır. O halde A kümesinin elemanları içerisinde A harfi yoktur. Yani A elemanı değildir. A kümesi olarak bunu gösterebiliriz. Peki ya A kümemizin eleman sayısı neye eşittir? Ne dedik biz? Eleman sayısını biz SA ile gösteriyoruz. Eğer hangi kümeden bahsediyorsak parantezlerin içerisine o kümenin ismini yazıyoruz demiştik. O halde A kümemizi tekrarlayalım. 1, 2 ve 3, 4 kümemizin elemanları. Bakalım kaç tane? Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman ve dördüncü eleman. Yani A kümemizin eleman sayısı 4'e eşittir. Bir de mesela şu kümemizi ele alalım. Bu küme üzerinden gidelim. A, B, C, yıldız ve üçgen elemanlarından oluşan B kümesini ele alalım. Bakalım. Bir, elemanı mıdır B kümesinin? Hemen B kümesinin elemanlarına bakıyoruz. Elemanı mıdır? Değildir. Çünkü bir, B kümesinin içinde yer almaz. Peki, yıldız B kümesinin elemanı mıdır diye soruyoruz. Yıldız B kümesinin içinde yer alıyor mu? Evet, yer alıyor. O halde elemandır. Tamam. Peki, B kümesinin bu sefer eleman sayısına bakalım. Nasıl yazıyorduk? S parantez açıp B kümesini yazıyorduk. B kümesinin eleman sayısı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O halde B kümesinin eleman sayısı 5'e eşittir. Daha sonra ise bu konudaki örneklerle bu konuyu daha iyi bir şekilde pekiştirebileceğiz. Şimdi ise küme çeşitlerine bakalım. Küme çeşitlerimiz arasında boş küme ve evrensel küme yer almaktadır. Boş kümeyi, kümenin hiçbir şekilde eğer elemanı yoksa bu kümeye boş küme ismini vereceğiz. Ne demiştik? Küme çeşitlerinden bir boş kümemiz vardı. Boş kümenin gösterilimi ya bu şekildedir ya da şu şekildedir. Sakın, kesinlikle buna dikkat ediyoruz. Her zaman yapılan hatalardan biridir. Boş küme hiçbir zaman şu şekilde gösterilmez arkadaşlar. Bu yanlış bir ifadedir. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Tekrar ediyorum. Boş kümenin gösterilimi ya bu şekildedir ya da bu şekildedir. Mesela bir boş küme örneği verelim. Ne demiştik? İlk başta başlarken dedik ki 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar. Doğal sayılar. Elemanı bu olsun kümenin. 5 ile 6 sayıları arasında herhangi bir şekilde doğal sayı var mıdır? Hayır, yoktur. Eğer ben bu kümemin ismine A dersem o zaman A kümesi tamamıyla boş kümeden oluşmaktadır. Veya A kümesi eşittir boş küme şeklinde gösterebiliriz. Peki ya evrensel küme ne demektir? Hemen bakalım. Evrensel küme ise ilgili kümeyi içeren daha büyük bir kümedir. Yani örnek verelim. A kümemiz gene diyelim ki 1, 2, 3, 4
ve 5 elemanlarından oluşsun. Evrensel kümeyi o zaman çeşitli şekillerde gösterebiliriz. Bu arada evrensel kümenin gösterilimi de E şeklindedir. O halde ben evrensel kümeyi mesela şu şekilde gösterebiliriz. Ne demiştik? İlgili kümeyi içeren daha büyük bir küme. O halde evrensel kümeyi şu şekilde diyebilir miyiz? 0 ile 10 arasındaki sayılar diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Neden? A kümesini içeriyor mu? Evet, içeriyor. Daha büyük bir küme. Tamam, o zaman evrensel küme olması için yeterlidir. Evrensel kümeyi de bu şekilde tanımladıktan sonra kümeler üzerindeki birleşim ve kesişim özelliklerine bakabiliriz.